geleneğin tırnak içerisinde aşırı değerlendirilme, evet, değer yüklenmesi geleneğe, evet, kutsanması demeyelim ama isterseniz kutsanması diyelim, düşünce geleneğimizi nasıl etkiliyor? Açıkçası yani tek başına herhangi bir şeyin kutsanmış olması, yani tefekkür söz konusu olduğunda ona eleştirel bakmak için yeterli bir sebep gibi görünüyor. Çünkü tefekkür, bizatihi tefekkürün kendi yoluyla meşhuriyet kazanmadığı, önem kazanmadığı takdirde o zaman dogmaya dönüşecek demektir. Bu da başlı başına bir sorun. Hem din açısından böyle hem de felsefe açısından böyle. Yani tek başına kutsadığımızda, onun içeriğini boşalttığımızda, bir forma, bir şekle döndürdüğümüzde artık gelenek bize bir şey söylemeyecektir. Bir zaman sonra taklide dönecek ve insanlar tarafından vazgeçilmez kalıplar haline almış olacaktır. Bu da öyle zannediyorum ki geleneğe, hani geleneği eğer eleştireceksek, eleştirilebilecek en önemli noktalarından birisi bu. Çünkü gelenek artık gelenek olmaktan çıkmış oluyor. Bunun en tipik örneklerinden birisi, yani Hristiyan felsefe söz konusu olduğunda, skolastik felsefe dediğimizde, bugün skolastik kelimesinin belli bir anlamda negatif çağrışım taşımasının en önemli nedenlerinden birisi budur. Skolastik kelime anlamı itibariyle sukuldur, yani okul diyelim. Aslında okullaşmak, Türkçedeki tabirle söylersek ekolleşmek, felsefe açısından, tefekkür açısından arzu edilebilir bir şeydir. Bu şu demektir, siz yeni bir düşünce tırnak içerisinde ortaya koyuyorsunuz. Bu öyle bir güçleniyor ki zaman içerisinde müntesipleri, eserler ortaya çıkmış oluyor. Bir sukul, bir skolastik hale gelmiş oluyorsunuz. Fakat skolastiğin bu şekilde negatif bir içerik kazanması da otoriteye ve dogmaya dönüşüyorsunuz. Artık bunun dışında başka bir düşünce söylenemez haline gelmişse, bu düşünce adına ve gelenek adına olabilecek en kötü açmazlardan, İslam programımızın adıyla söyleyeyim, çıkmazlardan bir birisi. Yani hani İslam düşüncesine bunu aktardığımız vakit Batı'yı kullandınız. Ben bir de bize dönelim isterim doğrusu. Böyle bir tehlikeyi burada görüyor muyuz? Var mı hocam? Ben açıkçası felsefeci olarak hani şuna da işaret etmek isterim. Gelenek söz konusu olduğunda, yani bana şu türden eleştiriler de geliyor. Ya sen felsefecisin, felsefe aslında evrensel olanla uğraşır. Gelenek dediğimizde tırnak içerisinde mahalli bir çağrışımı var gibi şeklinde bir eleştiri gelir. Ben felsefeyi de hem geleneksel olan ve evrensel olan arasında tam asıl manasını kazandığını düşünüyorum. Bunu şunun için söyledim. Yani burada Hristiyanlığı örnek olarak vermiş olmam o sorundan İslam dünyasının masum olduğu anlamına gelmez. Burada ilkeler söz konusu. Herhangi bir şey meşruiyetini bizatihi kendi kanalları içerisinden almaktan çıkmışsa, yani tefekkür üretiyorsunuz, tefekkür kendi meşruiyetini tefekkürün kendi doğal süreçleri içerisinden almıyorsa ve başka faktörler içerisinden, ritüellerden veyahut da herhangi bir unsurdan, ne bileyim bu politikacı olabilir, ekonomi olabilir vesaire olabilir, veyahut da kendi işini yapmıyorsa, tefekkür olmaktan çıkıp başka bir şeyin hizmetçisi haline dönmüşse, mesela politikanın hizmetçisi, ekonominin hizmetçisi, dinin hizmetçisi de olabilir, fark etmez. Yani tefekkür bizatihi tefekkür olmaktan çıktığında bu itibarla bu İslam dünyası için de geçerli bir açmazdır. Yani bizim gibi Türkiye'de gelenek kelimesinin bu kadar özel kullanılmasının nedenlerinden birisi bizim yakın dönemde yaşadığımız gelenekle o radikal travmatik kopuşlarla alakalıdır. Çok radikal kopmalar yaşadık, kesilen damarlar olmuş oldu. Şimdi bugünden bakıldığında, şimdi bu radikal kopmalar geçmişe dönük bize farklı bir hassasiyetle, daha farklı bir sevecenlikle, hatta belli bir anlamda romantik bir şekilde ve devamında da kutsayıcı bir şekilde bakmaya sebebiyet veriyor. Bu bakışın en temel nedeni yaşadığımız travmatik deneyimler. Oysa doğal süreç içerisinde bakıldığında romantik ve kutsayıcı bir edayla baktığımız o dönemlerin kendisinin de kendi içerisinde problem yaşadığını, kutsanmaması gerektiğini ve kendi içerisinde tıkanmalar barındırdığını rahatlıkla söylememiz mümkün. Bu itibarla baktığımızda, yani İslam düşüncesi içerisinde de zaman zaman bu tıkanmalar, bu açmazlar pekala var idi. Bugünden baktığımızda, yani geçmişi olduğundan farklı türde görmemize sebebiyet veren şey, bence bunun üzerinde de durulması lazım. Çünkü kavrama daha hatta
Bu programın en başında söylediğim şeylerden biri, aslında vurgulamak istediğim hususlardan birisi de oydu. Kavramın bu kadar genel geçer olması ve bir kavram üzerinden ayrı bir özel tartışmayı gerektiren bir durum olmasının en temel nedeni, bizim klasik gelenekte olan Türkiye'de yaşadığımız çok farklı türden deneyimler. Bu deneyimler yani geleneğin izninizle nasıl ontolojik ve vazgeçilmez bir tarafı olduğunu da söylemek isterim. Hani Gadamer'in dediği, içine doğuyorsunuz ve vazgeçemiyorsunuz. Son derece paradoksal bir şekilde ne kadar çok uzaklaşmak isteseniz, ne kadar çok kaçmak isteseniz o kadar sert bir şekilde geri dönecek. Yani yahut da sürekli onun geri dönme korkusuyla yaşayacaksınız. Olağan olan şey gelenekle her zaman bir imkan olarak değerlendirmek, kutsamadan geleneği kendi kanalları içerisinde, eğer bir tefekkür geleneği ise o tefekkürü yine kendi kanalları içerisinde işlettiğimizde o gelenek kendi içerisinde kendini yenileyen, o tıkanmaları aşabilecek türde düşünürler, mütefekkirler de zaten ortaya çıkarmış olacaktır. Bunu endişe etmeye de gerek yok. Yeter ki geleneği kendi mecrasında, olağan akışı içerisinde. Yani geleneği çok fazla kutsadığımız vakit de böyle statükoyu koruyucu bir ideolojiye dönüşme riski çok fazla. Habermas'ın Gadamer'e yönelttiği. Vecdi Hocam'a yer yer itirazlarım, yani zihin söylemediğim itirazlarım var. Çünkü onlar sosyal bilimci pragmatik olarak bakıyor. Yani toplum açısından iyi, bu geleneği devam ettirmemiz lazım. Kaldırırsak ne olur? Ama o zaman toplumda bir anomi meydana gelir şeklinde bakılıyor. Böyle hocam, menfaat ve işlevsel olarak bakıldı. 19. yüzyıl pozitif sosyolojisinin şeyi yani, ona yani bugün geldiğimiz noktada işlevsel öyle söylenir. Yani burada tamamen bir fonksiyonalist olarak bakmak bu sefer geleneğe bence yapılabilecek en kötü şeylerden birisi. Araçsallaşmamalı yani. Herhangi bir şeyin aracı, destekleyicisi veya da reddedicisi olmamalı. O işte Habermas'ın Gadamer'e yönelttiği eleştiridir gelenekle ilgili olarak. İdeolojik kritiğin imkanının ortadan kalkması meselesi. Hocam itiraza bir itirazınız olur mu? Bunun üzerinde konuşmak lazım. Şimdi yani Recep Bey'in bırakmış olduğu yerden devamla o geleneksel İslam anlayışımız gerçekten nedir? Orada o geleneksel artık İslam'ı kavrayış biçimimiz, sistematiğimiz, usullerimiz kutsallaştırılıyor mu, kutsallaştırılmıyor mu meselesi söz konusu. Olayın sosyolojiyle de şöyle bir ilgisi var. Bir de halkın geleneksel İslam anlayışı vardır. Hani bizim sosyal bilimlerde halk din denilen şey. Yeni İslam anlayışına sahip olanlar ikisini de zaman zaman yan yana getirerek efendim bid'at ve hurafelerle karışık. Evet. İşte eskiden beri süre gelen ve bize bugün empoze edilen bir İslam anlayışı var derler ve bir çeşitte gri propaganda yaparlar. Yani neyin doğru neyin yanlış olduğu karıştırıldığı bir durum. Belki bunun üzerinde de konuşmak lazım.